Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2024 TET Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kombinasyonda 3. şerifte kalmıştık. 3. şerifte çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzla çözümlerimize başlayalım bakalım. İlk sorumuzda diyor ki A kümesinin 4'lü kombinasyonun sayısı ile 5'li kombinasyonun sayısı eşit olduğuna göre... O zaman ben buradan şöyle bir anlam çıkartırım. A'nın 4'lüsü ile A'nın 9'lüsü <laughs> A'nın 5'lüsü birbirine eşittir. O zaman buradan A dediğimiz şey kaçtır arkadaşlar? 9'dur. Şununla şunun toplamı A'ya eşit olacaktır. Değil mi? A kümesinin 3'lü kombinasyonların sayısı yani bana sorduğu şey 9'un 3'lüsü kaçtırdı diyor. O zaman ne yapıyoruz? Altta yazan sayı kadar geri geliyoruz. 9 çarpı 8 çarpı 7 alttakini faktörüyle bölüyoruz. Yani 3 faktörüyle. Buradan cevabımız kaç gelecektir? 100 e, Bununla 6 bu. Bunu götürse 4, bunu götürse 3, 12, 84 gelecektir diyebiliriz. Birden elberebildiğim şeyi yapamadım. İşlem yapayım derken boğuldum. Hadi bakalım geldik ikinci sorumuza. Yukarıda verilen şekil birim karelerden oluşmakta. Bu şekilde mavi renkli birim kareyi kapsayan kaç farklı dikdörtgen vardır diyor. Bak bunu kupon gibi düşün ya da sevdiğinin fotoğrafı gibi düşün. Tamam mı? Sen buna zarar gelsin istemiyorsun. Sen bunu keserken nasıl kesersin gazeteden? Sol tarafından bir tane sağ tarafından bir tane kesersin böylece araya sıkıştırırsın. Alttan bir tane üstten bir tane kesersin yine araya sıkıştırırsın. Yani şimdi soldan bir tane dediğimde buradan bir tane buradan bir tane keseceksin. Yani 3'ün birlisiyle 2'nin birlisi. Sonra üstten bir tane alttan bir tane keseceksin. O zaman üstte 3'ün birlisi altta da 2'nin birlisi. Böylece alttan ve üstten de ne yapmış olduk? Araya sıkıştırmış olduk. Yani 3 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 2'den Bizim cevabımız 36 gelecektir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Kümeleri için A kümesinin alt elemanlı alt kümenin kaç tanesi B kümesini kapsar diyor. Yani B kümesini kapsaması için içerisinde A'nın, B'nin, E'nin olması lazım. O zaman A'yı, B'yi, E'yi eleman olarak kabul ettikten sonra A'yı, B'yi, E'yi. Bizim 3 tane daha elemana ihtiyacımız var. Ve bu 3 tane elemanı nereden seçeceğiz? C, D, F ve G'den seçeceğiz. O zaman 4'ün 3'lüsü bizim bu sorumuzun cevabı olur. O da kaçtır arkadaşlar? 4'tür diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Geldik sağ tarafa 4. sorumuza. Şimdi X kümesini ve Y kümesini vermiş. Kümeleri için diyor ki X kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesi Y kümesi ile kesişimi 2 elemanlıdır diyor. Şimdi bir kere ortak olan elemanların adını koyalım. 1'ler ortak, 3'ler ortak, 5'ler ortak. Şimdi o zaman biz 4 elemanlı bir küme yapacağız. Böyle yaptığımızı düşünelim. Y kümesi ile 2 elemanlı. Yani buradaki 3 tane elemandan 2 tanesi burada olsun istiyoruz. Buraya bu 3 taneden 2 tanesini seçtik. 3'ün ikilisi dedim. Daha sonra ben ne yapmaya çalışıyorum? X için 2 eleman daha seçeceğim. Onu da ne yapacağım? 2, 4, 6'dan seçeceğim. Buraya da 2 tane eleman seçeceğiz değil mi? Nereden? 3 Üç taneden. 3'ün ikilisi. Bunları da çarpacağız arkadaşlar. Ve böylece ne olmuş olacak? Y ile kesişim 2 elemanlı olacak. Başka da ortak olmayacak. O zaman diyelim ki 3 çarpı 3'ten cevabımız kaç gelir arkadaşlar? 9 gelir diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 5. sorumuza. Şimdi 5. soruda diyor ki A kümesi ve B kümesini vermiş. C kümesi A kümesinin alt kümesi olacak. C'nin de eleman sayısı 3 olacak. O zaman biz 3 elemanlı bir küme yapalım. Çünkü kaç farklı C kümesi oluşturabileceğimizi soruyor. Ve B kümesi ile C kümesinin birleşimi 6 elemanlı. Nasıl olur o? Şimdi A, B, M, N'yi düşündüğünüze göre. Çünkü A ile B e, A'da da var. Şimdi bu 4 elemanın üstüne ben ne yapayım? 2 eleman daha ekleyeyim ki birleşimleri kaç elemanlı olsun? alt elemanın olsun. O zaman ben bu 5 taneden ne yapmalıyım? 2 tane seçmeliyim. Onu da atıyorum buraya yazmalıyım. Mesela bir tanesi C olsun bir tanesi de D olsun. Ve 5'in ikilisi diyerek ben buraya 2 tane elemanı yazdım. Şimdi baktığınızda benim bir elemanım kaldı. Bu bir eleman buradan bir tanesi olsun ki C kümesini 3 elemanlı yapsın. B ile C link birleşimde 6 elemanlı yapmış oldu. Zaten biz C'yi D'yi seçerek ya da 5 taneden şuradaki 5 taneden 2 tane seçerek birleşimlerini alt elemanını yapmış olduk. O zaman biz buraya ne yapacağız? Şuradaki A, B'den birini seçeceğiz. O zaman buraya da ne yazalım? 2'nin birisi yapalım. Her taraf kırmızı siyah oldu. Ama 10 çarpı 2'den cevabımız ne geldi? 20 geldi diyebiliriz arkadaşlar. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 6'ya. Kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı A, B, sayıları yazılacak. Kaç tanesi A, küçük B, küçük C koşulunu sağlar? Buna benzer soru çözmüştük. ben bu tip sorularda şöyle düşünüyorum. 3 tane rastgele rakam seçin. Yani bu kümeden 3 tane eleman seçin. Rastgele. Mesela seçtiklerimiz 2, 6, 3 olsun. Bu seçtiğin 3 rakama karşılık sadece 236 sayısı bu şartı yerine getirir. Yani bizim her seçtiğimiz 3 elemana karşılık sadece bir tane bu şartı yerine getiren 3 basamak sayımız var. O zaman biz ne yapalım? 6'nın 3'üsü yapalım arkadaşlar. Bu da kaçtır? 6, 5, 4, 3 çarpı 2'den bu bunu götürürse 20 gelir diyebiliriz. 6. sorumuzun çözümü için içini doldururken problem oldu. Peki bakalım geldik 7'ye. Kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı ABC sayıları yazılacak. Bu sayıların kaç tanesi A küçük eşit B küçük eşit C koşulunu sağlar diyor. Bak bir üsttekinin gelişmişi aslında bir önceki soru çıkmış bir üniversite sorusunun benzeriydi. Bu onun bir tık daha zoru. Şimdi bizim ne olmamız lazım? Önce A B küçük C olmamız lazım. A eşit B küçük C olmamız lazım. A küçüktür B eşit C olmamız lazım. A eşit B eşit C olmamız lazım. Toplam 4 tane bu şartı yerine getiren form var aslında. Baktığınızda. Yani bunun oluşabilmesi için ya soldaki gibi ya A ile B birbirine eşit olacak ya B ile C birbirine eşit olacak ya da 3'ü de birbirine eşit olacak. Şimdi bir önceki sorudaki mantıkla biz ne yapalım? Seçim yapalım. 3 basamaklı ABC'ler. Şimdi 3'ü de farklı olsun. O zaman 6'nın 3'lüsü. Ya da Burada aslında siz 2 tane rakam seçeceksiniz, mesela 3 ile 1'i seçtiniz o zaman 113 oldu otomatikman yani o formu da bu şekilde sağlıyorsunuz. O zaman biz oradaki 6 eleman değil 7 eleman var orada, 7 eleman var Soner. değil mi? Burada 3, 6, 7 eleman var o zaman 7 tane kaç tane seçelim? 2 tane seçelim aynı şey bunun içine geçerli bu da 7'nin ikilisi arkadaşlar. Peki buna ne diyelim? 7'nin birlisi mi diyelim? Evet 7'nin birlisi diyebiliriz. 7 taneden bir tane seçiyoruz. 111, 333, 444, 555 gibi. 7'nin üçlüsü 35'ti galiba. 7'nin ikisi 7 çarpı 6 bölü 2'den 21'di galiba. Bu da 21 galiba. Burada da 7 var. Toplarsanız ne yapıyor? Şöyle bir toplayalım bakalım. 56, 77, 84 yapıyor diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne geldi? 7 için Ceyhan geldi arkadaşlar. Şimdi geldik 8. sorumuza. Ey Fuat Hoca. Fuat Hoca 7 öğrenciden biri 3 kişilik, diğeri de 4 kişilik 2 grup oluşturacak. Fuat Hoca ne yapıyor? Bir 3 kişilik, bir de 4 kişilik 2 grup oluşturuyor. Tamam. Oluşturulan bu ekiplerden biri cumartesi, diğeri de pazar günü Fuat Hoca ile ders yapıyor. Tamam. Bu grupları oluşturup ders günü belirlenmesi kaç farklı şekilde olabilir derse o zaman ben şöyle yaparım. Rastgele 3 kişiyi seçerim. Otomatikman 4'lü ekip de belirlemiş olurum. Fakat yani isterseniz buraya 4'ün 4'üsü yazın ama onun bir anlamı olmayacak çünkü zaten otomatikman kalanlar bir şekilde grup oluşturacaklar. Şimdi iki tane grubum oldu benim. Ve e, bir cumartesi bir de pazar günü ders yapacaksa Fuat Hoca o zaman bunlar böyle kendi aralarında ne yapabilir? Yer değiştirebilir. 2 ile de çarparsak cevabı buluruz. 7 x 3 35'ti. 2 ile çarparsak kaç yapar arkadaşlar? 70 yapar diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Geldik 9'a. Aşağıda verilen şekil düzgün altıgenler kullanılarak oluşturulmuştur. İçerisinde iki yazılı altıgen, ortak kenarları ile iki tane altıgen, içerisinde 3 yazılı altıgen ile ortak kenarlı üç tane mavi renge boyanarak bir motif oluşturacak. Yani bu yeni bilgisayarlarda var mı bilmiyorum. Mayın tarlası vardı. İşte mesela burada yazan sayı kaçsa burada o kadar tane bomba var. Siz de ona göre ne yapmaya çalışıyordunuz? Açmaya, kareleri açmaya, butonları açmaya çalışıyordunuz. Bu soruda da burada iki tane varmış. Şimdi iki tane nasıl olabilir? Bakın, burası yalnız ortak, değil mi? Şunu saymayalım. Şurası ortak, bu şu grupla şu grubun. O zaman şöyle yapalım. Mesela burada ikisi de boyalı olsun. İkisi de ma ne diyeyim mavi rengi boyayacak, değil mi? O zaman mavi rengi boyayacaksa, mes mesela bu ikisi de mavi rengi boyalı olsun. O zaman bir durum var, tamam mı? Sonra o zaman burada iki yazdığına göre başka daha olmayacak çünkü zaten bir ve iki tane boyalı oldu. Burada 3 yazdığına göre ikisi buradaysa o zaman şu 4 tane yapıyor galiba değil mi? 1, 2, 3, 4. Şu 4 taneden bir tanesi daha boyalı olmalı. Ve motifimiz tamamlandı. Eğer ki ortadaki ikisi boyalıysa. Peki bir tanesi boyalıysa o zaman öncelikli olarak hangisi boyalı bilmiyoruz. İkinin birisi yapacağız. Daha sonra bakın şu tarafta. Şimdi şunun etrafında şu ikisinin dışında şurası kaldı. Bu 4 taneden de Kaç tanesi boyalı olmalı? Şimdi birisi bu olduğuna göre bir tanesi de burada. O zaman buraya da dördün birisi yazdık. Şimdi burada ikisinden biri boyalı. Burada üç yazdığına göre burada üç tane, iki tane kaldı buraya. O zaman orada dört tane var. Dördün nesi yapacağız arkadaşlar? İkisi yapacağız. Tamam. Şimdi böylece ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk diye düşünmeyin. Bir de bunların hiç boyalı olmadığını düşünürsek. Şu dört taneden. Değil mi? Onu ben şuraya alayım artık. Şu dört taneden iki tanesi boyalı çarpı şimdi burası iptal bu 4 taneden de 3 tanesi boyalı. İşte bunun sonucu kaçsa arkadaşlar bizim cevabımız o gelecek. Bakalım şunu şöyle alalım. Burası 4 geldi. Sonra burası 2, burası 4, burası 6. Buradan da bir 48 geldi. Burası 6, burası da 4. Buradan da bir 24 geldi. O zaman ne oldu Soner? 50, 76 oldu diyebiliriz. Bu da 9. sorumuz mu? Bakalım. Evet, 9. sorumuzu çözülmüş. Yani tam buraya geldik. Burada hiç C, D şıkkı yok. O zaman bu ise dıldır diye düşündüm. Hadi bakalım 9 soruyu tamamladık. Geldik son 3 sorumuza arkadaşlar. Şimdi A torbasında 6 özdeş sarı, 4 özdeş mavi bilye, B torbasında Buradaki özdeş ifadelerini kaldırıyoruz arkadaşlar. Burada özdeş ifadeleri olmasın. Tamam mı? Şuradaki özdeş ifadeleri olmasın. Şimdi A torbası da 6 sarı, 4 mavi bilye, B torbası da 2 sarı, 5 şimdi şunları bir yazalım. Burada 6 sarı, 4 mavi bilye var A torbasında. B torbasında da ne var arkadaşlar? 2 sarı, 5 kırmızı bilye var. Bilge 2 torbadan aynı anda 3'er bilye alıyor. 3 soldan, 3 sağdan alıyor. Aldığı bilyeleri A'dakileri B'ye, B'dekileri de A'ya atıyor. Doğru mu? Evet. Son durumda A, B torbanındaki sarı renkli bilye sayıları eşit oluyor. Şimdi burada 6 tane var, burada 2 tane var. O zaman eşit olacağına göre demek ki 4, 4 paylaşacaklar. Demek ki solda 4 tane kalacak. 4, 4 tane solda kalacaksa nasıl olabilir? Onu düşünmek lazım. Şimdi buradan buraya 2 tane sarı atar. 2 tane sarı atar buraya. 1 tane de mavi atar. Bu da bu tarafa direk hiç sarılara dokunmaz. Direkt 3 tane kırmızı kırmızıdır. Böyle de olabilir. Ya da sizin elinizde sol tarafta sarı sayısı fazla ya siz 3 sarı atın, bir mavi atın. O 3 sarı atın direkt bu tarafa. Doğru mu? Bu taraftan da bir sarı, 2 kırmızı atın. Toplam yine dengeyi sağlamış olacak. Çünkü sağ tarafta 2 sarı vardı. 3 sarı attık ama bir sarı da soldan sağa gitti. Yine Sağ tarafta 4 tane sarı kaldı. Sol tarafta da 6 sarı vardı. 3'ünü sağa attık ama 3 tane kaldı diye düşünmeyin. Bir sarı da geri gelecek. Yine 4 sarıya dönecek. O zaman biz bu işlemi kaç farklı şekilde yapabiliriz? Şimdi 2 tane durum var. Birinci durumumuz bir de ikinci durumumuz. Şimdi sol taraftan ne yapıyoruz? Şöyle şunu buradan alabilir miyim? Şöyle biraz sola çekeyim. Şöyle yapayım. Tamam. Şimdi önce ben ne yapacağım? Soldan sağa 2 sarı atacağım. 6'nın 2'lisi çarpı bir tane de mavi atacağım 4'ün birlisi. Bu arada sağ taraftan da sola 5'in üçlüsü tane kırmızı atacağım. Şimdi hocam neden özdeş kelimelerini çıkardın diye soracaksanız ben de size aynen bu cevabı vereceğim. Özdeşliklerde seçme olmaz. Özdeşliklerde direkt alırsınız. O yüzden orada özdeş kelimesinin geçmemesi lazımdı. Oralara bir törpüledik. Orada bir düzeltme olacak bilginiz olsun. Şimdi bu birinci durumdu. Bu birinci durum ne yapar? 15 çarpı 4 çarpı 10'dan 600 tane bu şart yerine gelen ihtimal var. Şimdi soldan 3 sarıyı sağa atarsak altının üçlüsü. Bu arada soldan da yani B'den de sağ, sola yani alt torbasına bir sarı gidecek. 2 sarıdan biri evet. 5 kırmızıdan da ikisi gidecek. 5'in ikilisi. Burası 20, burası 2, burası da 10. Buradan da kaç geldi? Soner 400 geldi. Toplarsanız kaç yapar arkadaşlar? 1000 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne geldi. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Geldik 11'e. Murat'ın şeker almak için girdiği markette her biri 1 kilogramlık olan 4 farklı markanın 4 tane 1 kilogramlık var. Her biri 2 kilo olan 3 farklı var. 3 tane 2 kilogramlık farklı markalardan şekerler var. Ve her biri 3 kilogram olan 2 farklı markadan da şekerler var. Peki bakalım toplam 9 tane farklı şeker var. 1 kilo, 2 kilo, 3 kiloluk. Murat bu marketten 5 kilo şekeri kaç farklı şekilde alabilir demiş. Burada kaç tanenin sınırı yok. Toplam kaç olacak? 5 olacak. Toplam 5'i nasıl yakalayabiliriz? Mesela 3 tane 1 kilo alırız. 1 tane 2 kilo alırız. Mesela burası 5 kilo yapar. Başka ihtimal var mı acaba? 2 tane 1 kilo alırız. 2 kilo yapar. 1 tane de 3 kilo alırız. Yine kaç yaptı arkadaşlar? 5 yaptı. Peki bir tane 2 kilo, bir tane de 3 kilo alırsak yine 5 kilo yapar mı? Yapar. Başka ihtimalimiz var mı sizce? Şimdi bir tane ee, bak şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bir tane 1 kilo alırız. 2 tane 2 kilo alırız. Böyle bir ihtimal de var. Oo, o zaman şöyle yapacağız. Şimdi bir ihtimal bu. Bir ihtimal bu, bir ihtimal bu, bir ihtimal de bu. 4 tane var ya da dediğimiz için bunları sonra ne yapacağız aralarına toplama işlemi yapacağız. Bu da toplanacak. Şimdi 3 tane 1 kilo seçiyoruz. Yani 4 taneden 3 tane seçeceğiz. Sonra bir tane 2 kilo seçeceğiz. Bunu da 3 taneden den bir tane yapacağız. Şuradakiler kaçar tane olduklarının sayısıydı değil mi? Ya da şimdi burası kaç yapar? 4'ün 3'üsü 4, 3'ün 1'lisi de 3. Burası kaç yaptı? 12 yaptı. Bunu cebi alalım. Şimdi iki tane bir kilo seçeceğiz. O zaman dördün ikilisi. Şöyle yapalım. Dördün ikilisi. Bir tane üç kilo seçeceğiz. Üç kiloyu da nereden seçiyoruz? İkililerden seçiyoruz. İki tane bir tane seçiyoruz. Burası kaç yapıyor? Burası altı çarp. Burası altı yaptı. Burası iki. Burası da on iki yaptı. Şu an yirmi dördü yakaladık. bir tane iki kilo alıyoruz. Yani şu üç taneden bir tanesini alacağız. Değil mi? Aynen. Sonra bir tane 3 kilo alıyoruz. Bu iki taneden bir tanesini alacağız. O zaman 3 kere 2 burası 6. Burada da 12 etti. 12, 24, 30'u yakaladık. Şimdi de şu kaldı galiba değil mi? Bir tane 1 kilo alacağız. Bir tane 1 kilo ne demek? 4 taneden bir tanesini alıyorsun Soner. 2 tane de 2 kilo alıyoruz. Bu da 3 taneden 2 tanesini alıyorsun Soner demek. Bu da 4 çarpı 3'ten 12 geldi. O zaman ne oldu? 12, 12, 24. 6 daha, 30, 12 daha, 42 farklı şekilde ne yapılabiliyor? 5 ki yok şeker alınabiliyor ama Murat beni yordu ya. Murat böyle yapma ya. <laughs> Bakayım cevap doğru mu? 11. Bursa. Evet doğruymuş bu arada çaktırmadan 12'yi de gördük gibi ya. Neyse geldik 12. sorumuza ve dersimizin de testimizin de son sorusuna. Şimdi A 1'den 7'ye kadar bir küme eksik yok değil mi? Peki işlemlerdeki kare sembolleri yerine A kümesindeki farklı birer elemanı yazılarak çarpma işlemi yapıldığında sonuçların yukarıdan aşağı doğru x y oldu olduğu gözüküyor. x küçük y küçük de. Şimdi şurası kaç yaptı? 120. Şurası kaç yaptı? 40, 120. Şurası kaç yaptı? 6, 120. Yani siz buraya A, B, C sayılarını yazdığınızda ee, küçükten büyüğe böyle olduğuna göre demek ki A küçüktür, B küçüktür, C olacak. O zaman ben buradan 3 tane rakam seçeceğim. Küçüğü A'ya, ortancıyı B'ye, büyüğü de C'ye yazacağım. Böylece 120 ile çarptığım zaman çıkan X, Y, Z sonuçları küçükten büyüğe sıralanmış olacaklar. Yani sıralama olmadan rastgele 3 tane seçiyoruz. 7'nin 300'tü. 7'nin 300'te kaç yapar? 35 yapar diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece arkadaşlar kombinasyonda 3. testin çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. sık çalışın. Hoşçakalın.